Hocam, şey karıştırayım mı slaytları? Yani seni hemen böyle başları serpiştireyim mi? Tamam. Tamam. Ben o zaman şey yapıyorum. Yani şöyle ergenlik dönemi özelliklerini fark ettim. Onu hemen ilkinden yok. Hemen başa. Ben sağlıklı, mutlu, huzurlu diye başlayacağım. Sen ergenlik diye devam edeceksin. Sonra da biz sağlıyoruz. Aynen. Gene böyle sohbet havasında yaparız. Aynen. Tamam. Hadi görüşürüz. Sen ama şu anda girebilirsin. Evet. Şu anda ben de konuşuyorum.
Bir sıkıntı yok değil mi Erkan? Yok yok, gayet iyi. Buluma da baktım bu arada. Tamamdır. Bak bak. Daha kimse yok nasıl olsa. Ben seni kohus yapayım da. Yap yap. Herkesinkini kapat çünkü giren çıkan mutlaka şey yapıyor. Sesini açıyor falan. Sıkıntı oluyor. Dur, seni bir yapayım. Şu an oldu mu? Bakıyorum. Evet evet olmuş. Şu an bekliyorlar. Güzel. İstersen şey yap. Kameranı kapat. Kabul et, milleti beklesinler biraz. Yok yok, tam 8'de kabul edeceğim. Ha tamam. Dur, bir de biz sadece akademik başarı almışız. Hı. Başka başarı şimdi bulayım Bir bak bakalım. Bannerlardan koymadın mı? da. Ya banner 2 taneye zaman kaldı. Şöyle bir E iki tamam tane olsun. Bir şey fark etmez. Orada spor. web sitesine yönlendirirsin. Oradan baksınlar. Tamam, dur, spor koyacağım bir tane. Tamam. Hadi yap sen madem. Ben buradayım, buralardayım.
Abi hocam. Buradayım, buradayım. Tamam, kabul ediyorum Ben ben. kamera ayarına bakıyordum da kabul et. Günlük hayatımızda pek çok dolma olayı gözlemleyebiliriz. Kar ve dolu yağması, musluktaki suyun toz tutması, maddenin sıvı halden katı hale geçmesine, yani... İyi akşamlar değerli veliler, Bilgi Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğümüz olarak organize ettiğimiz ve dün birinci sınıf velisi olmak, bugün beşinci sınıf velisi olmak ve yarın da dokuzuncu sınıf velisi olmak diyerek aslında her bir kademenin en kritik basamaklarını aldık. Ben Bilgi Eğitim Kurumları Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü Erkan Özkan, rehberlik koordinatörümüz Habibe Kortedis hocamızla beraber bugün sizlere yaklaşık bir saatlik 5. sınıf velisi olmakla alakalı püf noktaları paylaşacağız. Ben Habibe hocamıza da sözü verip sonrasında katılım da şu anda artıyor. Davetleri de kabul edelim. Habib Hocam, siz buyurun. Merhaba Erkan Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz. Bugün inşallah keyifli bir sohbet edeceğiz. Sizin yararınız olacak şeyler paylaşacağımızı düşünüyorum. Bir sohbet ortamında tabii ki gerçekleşecek ama yine de birbirimize soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz Erkan Hocam seninle istersen. Sunum üzerinden de gideriz zaten. Keyifli dinlemeler diliyorum şimdilik. Evet, biz de dün heyecanla takip ettik. Öğrenciler, veliler, artık bu da pandeminin getirdiği, şu anda kameralardan da fark ediyoruz. Artık bu çocuklar duymasındaki mutfak kalmadı. Artık her yer mutfak. Bu da bu arada bizim evde de böyle bir düzen var. Hani çocuklar her zaman işin içinde. Tabii biz o anahtar kelimeleri seçerek yapacağımız için ben velilerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencileriyle de aslında bu seminere katılabilirler. Biz çünkü kelimelerimizi bu noktada seçerek kullanacağız. Bunun anlamda bir şüpheniz olmasın. Şimdi ben bir sunum paylaşımı üstünden gitmek istiyorum. Şöyle sunumu da açayım bu arada. Şimdi sunumum yansıyor olması lazım şu şekilde. Evet, şu an yansıdı mı Habib Hocam tam ekran? Evet hocam geldi ama şu an tam ekran değil. Şimdi tam ekran mı? Saniye. Şu an hala değil. Şu an tam ekran olması lazım. Yoksa tekrar kapatıp açmam gerekir.
Hocam istersen tekrar kapatıp aç. Tamam. Şu an nasıl? Bir bakalım. Evet, şimdi tam ekran hocam. Evet. Biz sunum slide üstünden seminerimize başlayalım. Öncelikle tekrar tüm katılımcılar hoş geldiniz. Ben şöyle Habib hocamızın da dediği gibi bu akşam saatinde belki bir sofrada, belki bir haber kanalı bir yandan açık. Gerçi milli maçta yarın da geç bir saatte bizim seminerimizi de etkilemiyor. Böyle sohbet havasında sizlere aslında bir saatlik bir eğitim yolculuğunu aslında çıkarmak istiyoruz. Şimdi ilk olarak bizim aslında paylaşacağımız bu sunumu hazırlarken ben böyle bir slaytla başlamak istedim. Bu bayram mesajlarımız biliyorsunuz oldukça bizim yaygındır. O gün özellikle Google'a kesinlikle bir bayram mesajı yazılır, bir eşe dosta kesinlikle sorulur. Bak bunu böyle yazmışım. Yani olur mu diye. Bir de kişiye göre değişir ama nedense çok da pandemiyi tabii ki dillendirmek istemiyoruz ama bazı alışkanlıklarımız değişti. Habib Hocam de hak verir. Mutlu, huzurlu, başarılı, sağlıklı da derdik geçirdiğimiz yıllarda ama artık nedense sağlıklı, yani ilk olarak diyoruz ki bir sağlıklı olalım, sonra mutlu olalım, sonra huzurlu olalım. Başarı da gelirse diyoruz ki bu halka tamamlanır. Aslında ben seminerimize böyle bir girişle başlamak istiyorum. Gerçekten özellikle her sınıf öğrencisi değerli. Bunun okul öncesinden üniversiteye, doktorasına gerçekten bir fark yok. Herkes sonuçta öğrenen, bizler öğretmen olarak hala bu öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Fakat kademelerin ilki çok kritik. Yani okul öncesine başlayan bir öğrencinin heyecanı, 1'e başlayan, 5'e başlayan, 9'a başlayan, üniversiteye başlayan, yüksek lisansa başlayan ki Habib hocamız da böylelikle almış olalım. Şu anda yüksek lisans eğitimine başladı. Hani bu aslında hep heyecan, doktora. Bunlar çok güzel heyecanlar. Biz bugün bu yolculukta size bazı püf noktaları paylaşacağız. Onun için de sizler aslında en değerli varlıklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Yine bu sunumu hazırlarken böyle zor bir soruyla aslında sizlere hitap etmek istedim. Aslında ilk sorum sizlere en değerli varlığınız bu dünyada nedir? Gerçekten muhtemelen evladı olan anne baba ya da ebeveynler muhtemelen evladım diyecektir. Ya da annemiz babamız diyecektir. Gerçekten bu bizim için çok kritik. Biz de eğitimciler olarak bu en değerli varlıklarınızı bize emanet ettiğiniz için biz de bu noktada aslında bu dört kavramı bugün ben dile getirerek başlamak istiyorum. Habib Hocam siz ne dersiniz? Vallahi hocam o kadar haklısın ki gerçekten. Tabii ki sağlık her zaman önemli ama pandemiyle bir kez daha tabii ki anlamış olduk değerini. Biraz daha hafifledi belki ama 2 sene hayatımızdan giden 2 sene oldu aslında. Ama yine de bir şeylerin farkına vardık, kendimizi tanıdık. Kendimizi daha iyi tanıdık aslında, tanıyorduk ama yine de ben neler yapabiliyorum, neler yapamıyorum. Evde kalınca böyle gerçekten de kendi özümüze böyle bayağı bir yolculuk yaptık aslında. O yüzden de tabii ki her şeyi tabii ki olumsuz şeylerle yaşayıp görmemek lazım. Ama yine de her olumsuzluktan da mutlaka bir olumlu sonuç çıkartmak gerekir diye düşünüyorum. Ben başlıyorum hocam. Tabii. Şimdi velilerimiz de merakla bekliyordu şimdi acaba. Başlıkta yazan şey nedir? Bireyi anlamak, değer vermekle başlar. Aslında rehberliğin, psikolojik danışmanlığın mutlaka işte humanistikten bahsederiz ya mutlaka. Bireyi anlamak, bireyi tanımak, bireyin kendini tanıması. Bu sadece çocuklarla alakalı bir şey değil tabii ki. Hepimizin, dünya üzerindeki tüm insanların aslında kendini anlamaya, kendini keşfetmeye, kendini gerçekten de insanlara doğru bir şekilde aktarmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla burada veli olarak neler yapabiliriz, neler yapıyoruz, neleri doğru yaptığımızı sanıyoruz, belki neleri yanlış yapıyoruz. Bunlara biraz değinmek gerekir. Hocam, geçelim.
Şimdi tabii ki 5. sınıf velisi olduğumuz için, olacağımız için daha doğrusu, yavaş yavaş böyle kıpırdanmalar olabilir tabii ki. Burada tabii ki bir ergenlik mi dedi konusuyla aslında başlayabiliriz. Çünkü gerçekten de aslında çok keyifli. Çünkü dünya üzerinde hiçbir insanın bu durumu atlatarak büyüyebileceğini kesinlikle tabii ki düşünmüyoruz. O yüzden mutlaka herkesin yaşadığı ve herkesin yaşayacağı aslında ergenlikten bahsetmek istiyorum biraz. Burada tabii ki ergenliğin belirli özelliklerini tabii ki anlatmayacağım. Çünkü gerçekten de hem deneyimlediğimiz için hem çocuklarımız şu an zaten o ön ergenlik dediğimiz durumda oldukları için, dönemde oldukları için aslında sadece biz bununla alakalı neler yapabiliriz onlara biraz bakmak lazım. Geçebiliriz hocam. Şimdi öncelikle ergenlikle alakalı şunu söyleyebilirim. Kesinlikle şu anda biz hangi durumdaysak, hangi mevkideysek, hangi sosyal ortama aitsek aslında hepsi 4. sınıftan, daha doğrusu ilkokulun ilk yıllarından, dün de hatta bununla alakalı çok konuştuk Emin hocamla, ilkokul koordinatörümüzle. Gerçekten de ilkokuldan başlayan bir süreç var. Bir serüven var. Dolayısıyla öğrencinin, bireyin kendini gerçekten de gerçekleştirebilmesi için, kendini tanıyabilmesi için, özgüvenin artması için özellikle bu girdiği dönemde çok doğru bir şekilde ilerletilmesi ve destek olunması gerekir, yönlendirilmesi gerekir aslında. Çünkü onlar hayata yeni geldikleri için bizim tecrübelerimize aslında ihtiyaçları var. Dolayısıyla burada yaşanan herhangi bir aksaklık emin olun ileriki hayatında birçok konuda onlara zorluk çıkartabilir. Dolayısıyla biz doğru bir şekilde adım atarak ilerlersek aslında çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Geçelim hocam. Mesela görseli görüyorsunuzdur. Yani burada biraz artık siz de az çok fark ediyorsunuzdur. Kendi yaşantımızdan da tabii ki biliyoruz. İşte inatlaşmalar, söz dinlememeye çalışmalar gibi gibi. Aslında bizi üzmek için yapılan şeyler değil belki ama o anda çocuklar kendini ifade etmeyi doğru bir şekilde bilemiyor olabilirler. Çünkü bildiğiniz üzere çocuklar o dönemde aslında somut dönemdeler. Biraz daha soyut düşünmeye doğru ilerliyorlar. Dolayısıyla bunların çok farkına varamayabilirler. O konuda tabii ki biraz daha anlayışlı davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada mutlaka disiplin ve sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Çünkü Erkan hocam da ben de 15 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapıyoruz. Dolayısıyla en çok ortaokulda 5. sınıfa geldiğinde öğrenciler velilerimizden yani sizlerden duyduğumuz şeyler şu oluyor çoğunlukla. Hocam sorumluluk almak istemiyor. Ne yapacağız? Ödev yapmak istemiyor. Bir türlü ödeve oturmak istemiyor gibi gibi şeyleri duyuyoruz. Siz de mutlaka yaşıyor olabilirsiniz ya da tanıdıklarınızdan duyuyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu dönemde özellikle ilkokul döneminin bitmeye yakın zamanında disiplinle alakalı işte onlara sınır koyulmasıyla alakalı mutlaka çalışmaların bir an önce başlanması yapılması gerekir. Bu da zaten hayatını doğru bir şekilde ilerletmeye ve kariyerinde basamakları tırmanmaya kadar giden bir süreç olacaktır. Biz hep mesela Erkan hocamla eğitimlere gittiğimizde ben öğrencilere hep şunu söylüyorum. Sorumluluğunuzu bilin, kendinizin farkına varın, ailenizle birlikte iletişim halinde olun, onlara her şeyi anlatın, birlikte hareket edin. Çünkü sorumluluk almazsanız İleriki hayatınızda yöneticiniz işine geç kalan bir işçi istemez, bir çalışan istemez. Dolayısıyla bu yaşta sorumluluklarınızı almaya ihtiyacınız var diyoruz hep. Dolayısıyla sizin de bu konuda biraz daha tabii ki yapıyorsunuzdur eminim ama yine de biraz daha hatırlatma mahiyetinde en azından bunlara dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ben bu disiplin konusunda aslında şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Tabii ki hocam. Disiplin. 4'ten 5'e geçişte en çok da velilerden, öğretmenlerden duyduğumuz geri dönüklerden biri öğrencim ilkokuldaki gibi ödev alışkanlığını devam ettiremiyor. Matematiği iyiydi ama şimdi kötü. Türkçe kitap okuyordu, şimdi okumuyor. Aslında çok iyi bir noktaya değindiniz Habibi Hocam. Ben de arkada şunu düşündüm. Biz şimdi sınıf öğretmenleri bir tane, hadi yanında beden, görsel, müzik olsun. Sanırım hadi bir tane de drama olsun. 4 tane öğretmenden bahsediyoruz. Yani kendimizi ilkokul öğrencisi düşünelim. 4. sınıfa gelmiş. Yani eğitim hayatında en fazla olabilecek hadi 5 diyelim. Yani yöneticimizi de sayalım. Ama ortaokula geldiğimizde
Sırf 7 tane branş var. Yanına bir de uygulamalı dersler 10. Yani onun için aslında biraz halden anlamak lazım. Siz de olsanız bir anda muhataplarınız, farklı yemek yeme şekilleri. Yani biz aslında dersi anlatırken bunu sık sık kullanırız. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her öğretmenin de farklı bir disiplini vardır. Kimi ödevde taviz vermez, kimi sınıfta söz hakkı vermez. Yani böyle farklı öğretmen modellerimiz var Türkiye'de. Bu da tabii bizim çeşitliliğimiz. O anlamda aslında disiplin demişken de burada da böyle geçişlerinde olduğu bir sene. Yani öğrenci bir anda bu ağır yani ödev, yani düşünün birkaç tane dersten ödevi varken ama tek muhatabı bir anda farklı muhataplar. Bu anlamda da aslında özellikle oryantasyon dediğimiz özel okullarda daha sık ele alınıyor ki son yıllarda devlet okullarımızdan da oryantasyon programı yapan son derece başarılı okullar var. Ama bir gerçek var. Ülkemizde özel okulların genelde daha ağırlıkta yaptığı bir uygulama. İşte okulu gezdirme, özellikle 5. sınıfta bu çok önemli. Onun için böyle bir hatırlatmada da bulunmak isterim. Teşekkür ederiz hocam. Burada biraz önce bahsetmiştim özgüvenden aslında. Kesinlikle şu anda biz tabii ki aynı kuşak sayılırız hepimiz. Hepimizin yaşıt olarak çocukları devam ediyor okullara ve bu yaşa hani 4. sınıfa kadar geldiler. Burada özellikle şunu görüyorum. Erkan hocam sen de hak verirsin bana. Mutlaka bu dönemdeki bizim zamanımızdaki daha doğrusu çok fazla ön ayak olmamak işte aslında hani bilerek değil aslında engellemek anlamında değil ama belki biraz daha az bilgiye sahip olarak devam ettiğimizde mesela ilk sahneye çıktığım anı hatırlıyorum ben. 15 sene önce öğretmenlikte sunum yapacağım. Elim ayağım titriyordu. Yani o yüzden şu anda tabii ki her işte 1.000'den fazla belki sahneye çıktık. Her defasında heyecanlanıyoruz. Ama bu tabii ki bizim diri olmamızı, dinç olmamızı sağlıyor. Ama o zamanki çok daha farklıydı. Ben anlatabilecek miyim? Hakim olabilecek miyim? İşte ya saçmalarsam ya başka bir şey söylersem gibi gibi birçok şeye handikapa kapılmıştık aslında. Dolayısıyla bu dönemde özellikle onların özgüvenlerine destek olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda yaptığımız, onlara verdiğimiz her ayrıcalık, her güzellik mutlaka kişiliğinde olumlu etki edecektir diye düşünüyorum. Erkan hocam sendeyiz. Evet, tam buradan sözü almış olayım. Aslında ergenlik dönemiyle özellikle tabii malum insan gelişim psikolojisinde önergenlik bu kişiye göre değişmekle beraber ama biz orada artık 5. sınıfta tırnak içinde bir çatışma beklediğimiz için yani aslında çocuğumuzu tanıyamama bu 4 yaşta da vardır. Bende de 2 tane ufaklık var. Oradan yani biliyorum aslında bu bilimsel olarak kanıtlanmış ama bizim el yordamıyla yani şu an çocuklarınızın 4 yaşlarını hatırlayın. Böyle 3,5'tan sonra çocuğa bir şey olur. Aslında bu 4 yaş sendromudur. Hani bu da benzer şekilde 5. sınıfta da biraz ergenlik çatışması diyelim. Bu çatışmanın da verdiği bir rüzgarla gerçekten öğrencilerimiz o çatışmaları okula, sınıfa, bir de ben not anlamında şöyle son bir değerlendirmemi paylaşmak isterim. Yine Habibi hocamız da ölçme değerlendirme olsun yakından takip ediyor bütün okullarımızı. Notların en gelgit yaşandığı yıllardan biridir 5. sınıf. Aynı şey 9'da da vardır ama diğer sınıflarda çok yoktur. Yani bakın e-okuldaki notlarınıza öğrencinizin ama 10 puan ama 15 puan özellikle 5'te o önceden 4 yıldaki birikimi bazen o nota yansımayabilir. Onun için bizim sunumun geri kalan kısımlarında da vurgulayacağımız gibi sadece akademik başarı değil, farklı başarılara da fırsat vermemiz lazım. Açıkçası bu treni kaçırmamamız lazım. Şimdi yeni nesil öğrenmeyle biraz daha farklı bir yöne dikkatlerinizi çekmek isterim değerli veliler. Şimdi Türkiye Zeka Vakfı'nın böyle referanslı bir kaynak, öğrenme türleri adında çok güzel bir yazısı var. Yine Türkiye Zeka Vakfı bildiğiniz gibi özellikle zeka, sonra oyun, yarışmaları gibi 7'den 77'ye tüm öğrenci ve toplumumuza hizmet eden büyük bir kuruluş. Ve öğrenme türlerinde de aslında
yeni nesil öğrenme geçtiğimiz yıllarda ki kendi eğitim öğretim yıllarınızı hatırlayın, daha çok öğretmen merkezli, öğretmenin güdümünde ilerleyen, öğretmenin anlattığı kadar öğrencinin ilerleyebildiği bir sistem vardı. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ama 2000 milenyumla beraber şu an hatta bazı tabii isim veremiyorum ama 4-5 tane dijital platform var. O platformlar soru çözmeyi vaat ediyor. Hani gerçekten şunu kendimize itiraf etmemiz lazım. Hani okulsuz toplumun birçok Batı ülkesinde, gelişmiş ülkede konuşulduğu dünyada gerçekten bir öğretmen eğer kendini geliştiremediyse öğrenci bir adım öne çıkabiliyor. Mesela 5. sınıfta matematikte doğal sayılar konusunda öğretmen yeterince o konuyu veremezse şu an kırtasiyede, internette, dijital ortamda o kadar çok kaynak var ki öğrenci o anlatılanın bir adım önüne geçebiliyor. Bu gerçekten çok ezber bozan bir yaklaşım. Bizim öğrenme türlerimizden de kastımız aslında kişiye göre değişir. Yani biz burada en çok günümüzde kullanılan modellerden biri işte yazarak, okuyarak, yaşayarak, deneyimleyerek daha çok biz okuduklarımızı bizim jenerasyonumuz 90, 80, 70 jenerasyonu daha çok okuması, özümsemesi gerekir. Bunu genelde cep telefonu örneğinden verirler. İşte 1990'larda çıkan GH688 ile beraber biz o tuşluyu deneyimlediğimiz için inanın markalara karşı bizim toplumumuzdaki yaşlıların aslında reaksiyonunun sebebi o. Çünkü nasıl öğrenirsek işte bu deneme yanılmanın en iyi örneklerinden biri. Biz şu anda hala teknoloji marketlerinde Habibi Hocam çok az da olsa tuşlu telefon satılıyor. Çünkü işte bir kesimimiz maalesef kendini yenileyemedi. Çünkü yaparak, yaşayarak öğrenme trendini kaçırdı. Burada da tavsiye ederim. Bugünkü sunum süremiz sebebiyle çok detaya giremiyoruz. Öğrenme türleri arasında en popüleri yaparak ve yaşayarak öğrenme. Şu anda geçmiş öğrenim deneyimlerinizi hatırlayın. Daha çok tahtaya kalktığınızda ya da bir deney ortamında ya da üniversitede sabahlara kadar grup şeklinde çalışarak. Yani bunlar ülkemizde birçok çalışma modeli. Gerçekten bizim öğrencilerimizi bu anlamda yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline alıştırmamız lazım. Tabii bir de veri analizi diye bir gerçek var. Big data dediğimiz bu kavramlar artık gerçekten kullanılabilir halde dünyada. Aslında veri analizinin de en büyük örneği aslında bizim öğrencilerimizi şu an evet 5. sınıftalar ama gelecekte bambaşka özellikle üniversitede yani bundan yaklaşık 10 yıl sonrasından bahsediyorum. Yepyeni ve değişik bir düzen bekliyor. Hatta biz öğretmen eğitimlerimizde işte farklı işte Bitcoin'dir, işte Metaverse'dir bu kavramlarla nasıl bir ilişkiniz var dediğimizde gerçekten %50'yi geçti. Hatta zamanımız olsa keşke sosyal bir deney yapsak. Yani şu anda mesela coin'i olan kimler? Yani sanal parası olanlar. Evet yasal değil ama sonuçta dünyada bir dijital mal varlığı olarak kabul ediliyor. Ya da Metaverse şu an Türkiye'de Twitter kullanan velilerimiz de bakabilirler. Hashtag şu an her iki günde bir Metaverse yani sanal bir evren üstünden bir modelleme çalışması tüm dünyada yaygın. Biliyorsunuz Instagram, Facebook'ta Meta diye çok ezber bozan bir şirket ismini tercih etti. Artık biz de biliyoruz ki büyük yatırımcıların artık ikinci bir sanal evreni olacak. Veri analizine şöyle günlük bir örnek verebilirim. Biz kendi aramızda bile konuştuğumuzda şu an mesela Habibi Hocam'la benim telefonları yakında o kadar çok eğitim konuştuk ki muhtemelen sosyal medyaya girdiğimizde ya bir kırtasiye ya bir kitap ya da bir okulla bizi eşleştirecek. Çünkü telefonlarımız biliyorsunuz dinleniyor gibi çok genel bir tabir kullanmak zorundayım. Telefonlarda maalesef uygulamanın getirdiği kameraya, sese erişilebilir özellikler var. Siz
bir şeyden bahsettiğimizde o sosyal medyada ilgili reklamın gelmesi tabii ki tesadüf değil. Seslerden anahtar kelimeler seçiliyor. Bu size sunuluyor. Onun için bu kadar verinin güçlü olduğu dünyada bizim aslında özellikle ortaokulu öğrencilerimiz için yenilikçi kavramları ele almamız lazım. Ve aslında yeni trend 5. sınıf öğrencisi bildiğiniz gibi 8. sınıf LGS adayıdır. Yine Habib hocamız birazdan bahsedecek notlu olan ilişkilendirmeyi. Ben sadece bilgi transferini vurgulamak isterim. Artık 8. sınıflarda Türkçe'de, din, kültür ve ahlak bilgisinde, sosyal bilgilerde, fende, matematikte, İngilizce'de yeni nesle karşı, yeni nesil dediğimiz beceri temelli sorulara 2018 itibariyle bakanlığımız geçti. Kitaplar yenilendi. Orada da aslında bilgiyi kullanma gücü dediğimiz bilgi transferi değerli. Benim ilk aslında 5. sınıf velilerimize tavsiyem kitap okumada ısrarcı olmamız, diksiyonu, kelime seçmesi, kendini ifade etmesi, bir büyükle gerçekten arkadaşı gibi konuşabilmesi, akranlarıyla zaman geçirmesi, şu anda biliyorsunuz maskede de HES kodunda da bir artık yeni kararlar olduğu için daha rahat arkadaş ortamlarıyla bir arada gelmesini sağlayabiliriz. Bir bilimsel çalışma var. Bu benim yaklaşık 5-6 aydır gerçekten üzerinde çok fazla kaynak araştırma şansım olduğu bir kavram. Yeni bir bu yayın, Dergi Park Akademik yayınından çok güzel bir makale. Makale şunu söylüyor, birebir de olsa, uzaktan da olsa bir öğrenme hızına bireysel farklılıklar etki eder ve bu öğrenme hızını öğrenme şekli de etkiler. Yani artık biz bir öğrencinin 5. sınıfta matematikte örneğin tam sayılar konusunu ne kadar öğrendiğinden ziyade öğrenme hızına bakmamız lazım. Buna biz tam öğrenme diyoruz. Yurt dışında da örneğin Singapur'da biz mesela İngilizceyi özel okul bir kolej eğitimi verdiğimiz için yoğun bir İngilizce programımız var. Bu İngilizce programında bizim en çok dikkat ettiğimiz İngilizce öğretmeni velimiz ya da tanıdıkları olan bilirler. Türkiye'de en fazla kullanılan tabir maruz kalmak. Yani bir birey, bir öğrenci, bir yetişkin bu dünyada da ben İngilizceci hatta hocalarımıza söylediğimde biraz gülüyorlar. Anlıyorum ama konuşamıyorumun İngilizcesi yok mesela. Yani dünyada hiçbir yerde anlıyorum ama konuşamıyorum gibi böyle ütopik bir kavram yok. Bu bize özel. Neden? Habib hocamızın da girişi gerçekten güçlüydü. Bir çekingenlik var. Rahat konuşamıyoruz. Yanlış yaparım korkusu. Halbuki bir İngiliz o kadar rahat konuşuyor ki hatta maalesef argoları da meşhur. Hani o kadar rahat konuşuyor ki yok işte özne burada, yüklem burada. Biz Türkçe'de de öyle. Şu an gördüğünüz gibi doğal konuşuyoruz. Devrik cümle kullanıyoruz, kekeleyebiliyoruz. Bu gayet konuşma diksiyonumuzun bir parçası. Ama nedense yabancı dilde kendimizden geçiyoruz. Onun için bizim öğrenme hızına vurgu yapmamız lazım. Özellikle 5. sınıf öğrencilerimizde de bunu şöyle test edebilirsiniz. Süreli çalışma. Çünkü LGS işin sonunda bir sınav gerçeği var ve sınavın da bir süresi var. Onun için süreli öğrenme hızını kontrol edebilirsiniz. Konuyu ne kadar da çalışıyor, ne kadar da soru çözebiliyor, bir soru ortalama kaç dakikaya geliyor şeklinde bir veri analizi yapabilirler değerli velilerimiz. Şimdi tabii bir de içinde bulunduğumuz yüzyılın bazı becerileri var. Biz evet okullarımızda tüm Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi bakanlığımızın bize çizdiği sınırlar çerçevesinde bir müfredatı takip ediyoruz. Özel okul olarak çıtayı yükseltiyoruz. Ulusal, uluslararası bütün başarıların biz peşindeyiz. Bu yarışmalara öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Ama bunları yaparken beceri odaklı gitmek zorundayız. Çünkü yine 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, benim en çok bu becerilerden sevdiğim inisiyatif almak. Yani bu velilerimiz hak verecektir. Şu anki uğraştığınız işlerde bir mühendis olabilirsiniz, bir işçi olabilirsiniz, memur olabilirsiniz,
aklınıza ne gelirse, hangi meslekten olursanız olun, siz inisiyatif alırsanız başarılı olabilirsiniz. Ticaretse ticaret, yani burada aslında benim gerçekten kariyerimde çok hedeflediğim davranışlardan biri, biz öğrencilerimize özellikle ortaokuldan başlayarak artık o akademik yüklemeyi yaptığımız süreçte inisiyatif almayı öğretmemiz lazım. Yani bir yolda, yani biz Türk toplumumuzun çok enteresan özellikleri var. İki yolda kalıp da böyle tura ya da böyle kendi annesine babasına soranlar. Yani alt tarafı bir yol tercih edeceksin. Hani böyle gerçekten enteresan böyle tabirlerimiz var. Onun için bizim karar verme yönünde bizim gerçekten burada kararlı olmamız lazım. Şimdi aslında benim favori slaytıma geldik. Habib Hocam da gülümsüyor. Şimdi ben aslında biraz önce de bahsettim. 16 yılı artık geçen kariyerimizde, inşallah geri kalan kariyerimde de yetenek keşfi üstünde çalışmaya devam etmek istiyorum. Evet, şu anda bir koordinatörlük pozisyonumuz var. Bu eğitimde çok söylenir. Pozisyonlar hep geçicidir. Asıl olan yapılan çalışmalardır ki şu anki bakanımız olsun, Mahmut Özer bakanımız, Profesör Doktor, bir önceki bakanımız Ziya Selçuk, Profesör Doktor, hep bu unvanlarını arkada kullanan kişiler. Mesela bu çok enteresan. Mesela bu aslında bize şöyle bir ilham veriyor. Aslında akademik kariyer ya da öğretmenlik hep meslek. Aslında özünde vicdani bir iş yapıyoruz. Bu yaptığımız işte de potansiyelini fark et, yeteneğini keşfet. Bizim bil eğitim kurumlarında, kolej ve kurslarımızda ortaokul kadememizin aslında mottosu. Yani bir öğrenci neye meyilliyse, hani halk ağzıyla neye yatkınsa, neye yeteneği varsa, bizim onu mümkünse küçük yaşta, ama geç kalmadınız, şu anda 5. sınıf, eğer lise, mesela yarın bu cümleyi çok kullanamayacağım. Çünkü lise biraz geç kalabilir. Yani şöyle düşünün, basketbola, futbola gerçekten isim vermeyeyim. En son bir büyük organizasyonumuzda bir öğrenci, biraz bizim de futbol geçmişimiz var, biraz detay verince, hocam dedi, ben de futbol oynuyorum. Lise 11. yani 11. sınıf öğrencisi ve 9'da başlamış futbola. Bir kere fıtrat değil, yeryüzü kanunlarına aykırı. Şu anda yine özellikle erkek velilerimiz yarınki milli maç, Portekiz maçını takip edecektir. Bir Kerem gerçeği var. Ya şu anda 11'i sayabiliriz. Hepsi genç. Yani Uğurcan var, yani Merih var, Cengiz var. Yani bunların hepsi planlı, programlı ve küçük yaşlardan itibaren bir başarı mucizesi. Bu kadar sporcu arasından Avrupa'ya kadar giden büyük bir hikaye, başarı hikayesi. Hani bu futbol gibi yorum yaptım ama dünkü yine özellikle bizi gururlandıran bir Eczacıbaşı başarımız oldu, biliyorsunuz. Avrupa şampiyonu oldular. Orada da oynayan aslında 2004'lü, isim vermeyeyim çünkü ondan müsaade almadım, bir kız öğrencimiz, onun da babasıyla tanışıyoruz, Türkiye'nin tanınan doktorlarından. Mesela onun hikayesini biliyorum ben. Çok küçük yaşlardan beri voleybol, voleybol, voleybol ve gelinen başarı, hani kimse yanlış anlamasın, akademik başarı kadar değerli. Yani ben biraz sonra bu vurguyu da yapacağım. Yani bir öğrencinin sabahlara kadar ders çalışmasıyla o kampta Türk milli takımını, Avrupa'yı, Türk bizim bayrağımızı dalgalanmadan önceki heyecanıyla sabaha kadar uyumaması aynı şey. Onun için bizim biraz bu noktada yetenek üstüne gitmemiz lazım. Hep böyle seminerlerde de dile getiriyoruz. Bizim öğrencimizi, kendi evladımızı bu noktada ne kadar desteklediğimizi bu akşam bu seminer vesilesiyle ben nacizane sorgulamanızı istiyorum. Evet, elimizden geleni kesinlikle yapıyoruz. Ama ne kadar dozajında mı yapıyoruz? Biraz daha imkan verebilir miyiz? Tabii ki maddi olanaklardan bağımsız konuşuyorum. Yani bir yüzmedir, jimnastiktir, sanattır. Bunların hepsi evet maddi koşullar gerektirir. Ama bir kahve ya da bir çay içip de, bir çikolata ya da böyle bir yemek yerken onun böyle bir rehberliğini yapmak, Habib Hocam müsaadenizle böyle bir ifade kullanacağım.
Hani bu paha biçilemez. Ya da en son ne zaman çocuklarımızla zaman geçirdi ki, ben de çok yoğun çalışanlardanım. Ortalama yani 16 saat diyebilirim, 15 saat. Çok yoğun bir tempomuz var ama gerçekten bugün mesela çocukları erken almam. Yani böyle bir görseniz havaya uçtular. Yani alt tarafı erken aldık. Yani bir şey yapmadık. Onun için böyle küçük nüansları da yakalamamız lazım. Habib Hocam. Buradayım hocam. sorumluluktan tabii ki devam edelim. O kadar güzel konuştun ki gerçekten böyle bir hayal ettim yani. Bildiğimiz de umarım yani hoşuna gitmiştir. Çünkü gerçekten örnekler çok böyle nokta atışı örnekler. Gerçekten de özgüven nerelere kadar gidebiliyor aslında çok da önemli. Burada tabii ki devam edecek olursak zaten gerçekten de o hani resimde gördüğünüz gibi işte anne babanın hepimizin aslında anne baba olarak hepimizin amacı onların başarılarına ortak olmak. Onların iyi bir üniversite kazanması, tam da dediğin gibi aslında sadece akademik başarı değil, her konuda kendini ifade etmekten tutun da başarılarını anlatmaya kadar aslında birçok şeyde onlara destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu yaparsak zaten gerçekten de onlara hayatları boyunca en büyük hediyeyi vermiş oluyoruz aslında diye düşünüyorum. Geçelim hocam. Burada aslında sorular çok önemli. Yani onlara sorular yöneltmemiz gerekir. Çaktırmadan işte bir yemek esnasında, bir işte müzeye gittiğimizde ya da bir sahilde yürüyüş yaptığımızda. Yani gerçekten de kendine en çok güvendiği zamanlar hangileri? Hangi konularda kendini çok iyi hissediyor? Yeteneğini kimin fark ettiğinde hoşuna gidiyor? En rahat hissettiği durumlar nelerdir? Bunları aslında sorabiliriz onlara. Ya da tam tersi, özgüvenini desteklemek için neler yapmamamız gerektiğini aslında sorguladığımızda ona kendine olan güveninin en düşük olduğu zaman hangisi olduğunu belki sorabiliriz. Ve aynı zamanda da tabii ki bu cevabını almak tabii ki çok kolay olmayacaktır ama yine de nokta atış olması üzerine ya da durumu iyileştirmek adına güvensiz hissettiği anlarda yanında kim var, kim yok gibi gibi. Çünkü sadece birinin varlığı değil, yokluğu da özgüveni kaybetmesine neden olabilir. Dolayısıyla bu üç soruyu aslında çok böyle hani küçük nüanslarla onlara sorup onlardan bu değerli cevapları aldığınızda aslında biraz daha doğru bir yolu doğru sürece başlamış oluyoruz aslında. Sonrasında bakalım. Sorumluluk vermezsek ne olur? Yani başımıza neler gelir? Tabii ki bunu kısa süreçte göremeyebiliriz. İfade gelmişti. Aynen. Allah korusun. Aynen. Tabii ki yani işte özgüvenini arttırmazsak tabii ki doğuştan getirdiği bir kendine güveni, egosu. Yani bu mesela ego kelimesi her zaman olumsuz olarak kullanılır ama aslında insanoğlunun doğuştan getirdiği bir özelliktir. Aslında özgüven de kendi genlerimizde var. Sadece ortaya çıkmak için zaman kolluyor ve koşul kolluyor aslında. Onu ortaya çıkartamadığında çocuklar ne olur? Sürekli size bağımlı olarak, bağımlılık tabii ki bildiğimizin aksine aslında bizden ayrı hareket edemez hale gelebilecek öğrenciler de olabilir. Sonrasında tabii ki benlik saygısı, yani kendine olan saygısını yitirebilir, kendini çok kendini kötü hissedebilir, kendini çok değersiz hissedebilir. Dolayısıyla bunların olmaması adına mutlaka elimizden geldiğince aslında davranmaya devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tam bu noktada Habibi Hocam, benim de aklıma şu geldi siz paylaşırken. Biz şimdi bir grafik düşünelim. Bu arada branşım matematik. İllaki ya veri vereceğim ya grafik çizdireceğim. Şimdi evet. Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi biz çocuklarımızla en çok vakit geçirdiğimiz dönem okul öncesi ilkokul. Sonra gitgide zaman azalıyor. Aslında bu seminer vesilesiyle siz dediniz ya hani sürekli aslında bağımlı değil de üzerinde bizim kanatlarımızın olması lazım. Onun için de bizim böyle işte pazar kahvaltısı mesela, yine ben dünyanın herhangi bir yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bizim aslında çok güzel böyle rutinlerimiz var. İşte siz ikiniz hava alıp da gelin. Mesela ben yine bunu İngilizcesi olmaz mesela. Hani böyle işte mutfak kavramı mesela, çocuklar duymasın, tarihe geçti bu kavram. Yani bir tartışma anında ya mutfak var ama artık mutfak yok, her yer var.
Onun için aslında güzel bir ifadeniz oldu. Ben de buraya bir dikkat çekmek istedim. Aslında bizim böyle küçük püf noktalarıyla onun özgüvenini öğrencimizin destekleyici zamanlar oluşturmamız lazım ki 5'te bu daha çok ihtiyacı var. Kesinlikle. Tabii ki yine Allah korusun diyerek devam ediyorum. Gerçekten özgüven problemi yaşayan çocuklarda kiloyla alakalı sıkıntılar, beslenmeyle alakalı sıkıntılar, kaygı bozuklukları, kendisinden memnuniyetsizlik, huzursuzluk hali, her şey aslında görülebilir. Sosyal fobi olabilir ki bu en istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü önünde uzun bir süreç var. İnşallah hepsinin ömrü uzun olsun. Gerçekten de bunları yaşamamak adına aslında şimdiden o tohumları serpmek gerekir diye düşünüyorum kesinlikle. Burada özgüvenini desteklemek için neler yapabiliriz aslında? Dediğiniz hocam çok doğru. Potansiyelini keşfet, yeteneğini fark etti galiba. Burada mesela yeteneklerini gerçekten de sizin önemsediğini hissetmeye ihtiyacı var. Yani onu gerçekten de diğer bireylerden ayıran özelliğin ne olduğunu farkına vardığınız anda ve ona hissettirdiğiniz anda gerçekten kendini daha değerli hissedecektir diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz öyleyizdir ya, herhangi bir övgü aldığımızda, tabii ki yaptığımız işe övgü almak için yapmayız belki ama herhangi bir övgü aldığımızda hemen böyle yüzümüz güler, işte vücut dilimiz onu gösterir, mutlu oluruz. Dolayısıyla onlar daha çocuk olduğu için buna zaten daha fazla ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu konuda biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Dediğiniz şeye geleceğim tekrar. Ailecek plan yapmak. Kesinlikle her konuda. Tabii ki kaliteli olmak şartıyla. Yani evet, birlikte vakit geçirelim ama ikimiz de tabletten oyun oynayalım. Yani bu evet, birlikte vakit geçirmek ama kaliteli vakit geçirmek değil. Tabii ki öyle durumlar olacaktır ama kendini iyi hissetmesi için mesela ben hayatım boyunca hiçbir zaman uçurtma uçurmadım. Yani denk gelmedi bir türlü. Bu yaşıma kadar da geldim. Yarın ofiste birçok şeyi uçurtma uçurtalım. Efendim hocam? Yarın ofiste uçurtma uçuralım. Uçuralım hocam. Dolayısıyla tabii ki benim de çocukluğuma yansıyan çok güzel şeyler var. İlk kez yaptığım deneyimler var. Babamla mesela ilk kez bisiklete bindiğim anı hatırlıyorum hala. 4-5 yaşındaydım. Gibi gibi, yani çocukların hayatına verebileceğiniz şeyler aslında bu yaşlardan geçiyor. Tabii ki veli olarak dediğiniz gibi aslında anaokulu, ilkokulda biraz daha böyle üzerine düşüyoruz. Çünkü ilk deneyim ya, işte ilkokul, anaokulu gibi gibi. Ama tabii ki ortaokula geldiğinde aslında onların bize daha çok ihtiyacı var. Çünkü dünyayı keşfetmeye başlıyorlar ve dünyayı keşfederken aslında bizim desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ilkokuldaki o sorgulamaları farklı kademelerde, farklı yoğunlukta aslında devam ediyor oluyor. O yüzden mutlaka onları yalnız bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki ailenin yapısı, işte cesaretli olmasını, cesaretlendirmeyi daha doğrusu arttırmak, işte mutlu bir aile tablosu çizmeye çalışmak en azından. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmak onların özgüvenine destekleyici çalışmalar olur diye düşünüyorum. Evet, tam bu noktada aslında bizim hani nasıl başlarsa öyle gider. Aslında 5. sınıfta da bizim disiplin ve istikrar kavramları da öne çıkıyor. Ben bu noktada biraz zekaya atıfta bulunacağım. Şimdi biz Gartner çoklu zeka kuramı çalışmasıyla aslında bütün dünyadaki zeka çalışmalarına yön vermiş bir isim. Ve şimdi şu an ekranda bunu gerçekten veli seminerlerinde yüz yüze çok bizim olumlu dönüt aldığımız bir görsel. Şimdi bizim zeka dediğimiz, mesela ben işte Ferhat Göçer, hani bizim jenerasyon, Sezen Aksu, biz bir kere bu iki insan hani rastgele verdim, ya da bir Neşet Ertaç, Karacaoğlan, Kemal Sunal kesinlikle zeki insanlar. Yani bizim onların akademik başarılarını bilmemize gerek yok. Şu anda yine işte dünkü voleybol Avrupa şampiyonu olan kızlarımızın tamamı kesinlikle zeki, tartışmaya kapalı. Bir matematik olimpiyatçısı kesinlikle zeki. Yani aslında bizim fotoğraf işte değil, mesela yabancı dile yatkın olan bir kişi kesinlikle zekidir. Aslında bu zeki kavramını biraz daha bizim yaygınlaştırmamız lazım ve böylece bir öğrencinin özellikle 5. sınıfta, evet, sosyal bilgiler dersinde biraz zorlanıyor ama bu diğer
zeka türlerini etkileyecek bir durum değil. Ya da bir öğrenci fende zorlanıyor, Türkçe'de, matematikte. Onun için bizim burada biraz önce de ifade ettiğim gibi potansiyel ve yetenek üstüne bir yatkınlık yapmamız lazım. İşte zeka türleri şu anda 8 çeşit olarak belirlenmiş. İşte müzik zekası, beden zekası, sosyal zeka mesela şu an velilerimizden de vardır. Özellikle ticaretle uğraşan kişilerde bu sık görülür. Daha çok satış, pazarlama, ikna. Yani öyle bir ikna eder ki siz kalırsınız. Yani ne sattığını, ne kadar sattığını anlayamazsınız. Bu sosyal zekadır. Kimi dilde çok ön plandadır. Yani şu anda yine bir İlber Ortaylı gerçeği var. Yani hocamız 5'ten fazla dil biliyor. Bu yani zeka değil de ne mesela? 5 dil bir insanın yatkın derecede konuşması, kendi ana dili gibi. Yine görsel zeka, özellikle fotoğraf çekenler, yine velilerimizden de vardır böyle, hobi olabilir, profesyonel olabilir. Bu da bir zeka türüdür. Yine bireysel, yani daha çok kendini gerçekleştirmeye yönelik bir hedef koyup ona koşullanan kişiler. Bu da bir hedeftir, bir zeka türüdür. Doğa zekası ve matematik zekası. Tabii burada bir parantez açmak lazım matematiğe. Gördüğünüz gibi tek branşta zeka türüne sahip ders. Bu biraz matematiğin doğası gereği, disiplinler arası ilişkisiyle alakalı. Tabii biz öğrencilerimize, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize de bir yandan bazı küresel, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de anlatmamız gerekir. Şu anda ekranda belki haberlerde gördünüz, belki biz de aslında yaptığımız eğitim programlarının referans noktalarından biri Birleşmiş Milletler'in açıkladığı kalkınma hedefleri var. Şöyle bizi özellikle eğitimde ilgilenenleri ben seslendirmek isterim. Örneğin nitelikli eğitim. Yani Birleşmiş Milletler bütün dünyada nitelikli eğitimin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yine bizimle alakalı burada sudaki yaşam, sorumlu tüketim ve üretim, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları gibi eğitimle gerçekten işte temiz enerji, yine hedefler için ortaklıklar, temiz su gibi birçok kavramı da gerçekten bizim öğrencilerimizi bilinçlendirerek gerçekten onlara güzel bir dünya mirası bırakmamız gerekir. Tabii yine referanslı bir kaynak, eğitim reformu girişiminin gerçekten ülkemizde güzel çalışmaları, raporları var. Biz de buna yer vermek istedik. Özellikle yeni krizlere dayanıklı okul ortamları yazısını okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazının özetinde şu var. Evet, gördüğünüz gibi bu arada biz çok pandemiden de bahsetmiyoruz. Sanırım bu da bir güzellik. O eve kapanmalarda her üç kelimemizden biriydi. Maskeyi unutanlar çok var bu aralar. Ben de unutuyorum. Yani aslında bu güzel bir şey. Bir uzvumuz olacak diye ben açıkçası çok korkuyordum. Çok şükür benim gözlemlerim, sizlerin de artık yavaş yavaş bu dönemin sonuna gelip yeni bir temiz bir sayfa açacağız aslında tüm ülke olarak ve dünya olarak. Ben burada da şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Evet, bir pandemi dönemi geride kalıyor. En son özellikle İstanbul'da yaşayan velilerimiz daha çok hissetti. Bir kar fırtınası oldu. Yine biz evlere geldik. Aslında orada da bizim bu kez de bir hava koşullarıyla müdahale ve mücadele başladı. Bu arada küresel ısınmanın biliyorsunuz kanıtları. Mart ayında bu kar hiç normal değil. 30 yılın gerçekten de en sert karlarından biriydi. Mart ayındayız bu arada. Neredeyse kısa kola geçeceğimiz, Nevruz'a girdiğimiz bir dönemde düşünün. Biz karla bir mücadele ettik. Aslında bizim pandemi olmasa da böyle doğal afetlerle de baş etmemiz için bazı yenilikçi okul ortamlarına ihtiyacımız var. Aslında tam bu noktada da hibrit öğrenme ortaya çıkıyor. Özellikle bizler, şimdi burada da tabii ki bir ürün yerleştirmeye başlıyoruz. Köklü geçmişimizle bir eğitim kurumları olarak aslında biz hibrit öğrenmeye, hibrit eğitim çağına 27 yıldır var olan markalarımızla gerçekten güçlü bir şekilde ilerliyoruz.
Bil dershaneleri 1994 yılında velilerimizden hatırlayanlar olur. Dile kolay 650'den fazla şubesiyle şu an olsa muhtemelen Guinness Rekorlar kitabına girerdi. Şu an bu sayıya yaklaşan herhangi bir kurum yok ülkemizde. Böyle güçlü bir yapı daha sonrasında Anadolu Kültür Eğitim Vakfı, Yayıncılık, Bil Holding ve 2003'te ülkemizin ilk 2 yıllık özel meslek yüksek okulu, 2007 İstanbul Aydın Üniversitesi ve 2013-2012'de de kolej bünyesiyle ikinci üniversite olarak da Kıbrıs İlmi Üniversitesi 2018 ve son olarak da Bilkurs markasıyla aslında 27 yıllık tecrübesini birçok alanda yansıtan köklü bir geçmişimiz var. Tabii aldığımız iki büyük ödül var bu süreçte. Birçok ödül var ama son iki yıla damga vuran Art Eğitim dergisinin Türkiye'de önde gelen eğitim dergilerinden Eğitimde İnovasyon Ödülü ve son olarak da 2021 yılında geçtiğimiz Kasım ayında bu ödüle layık görüldük. Yılın Eğitimde Türkiye markasıyla güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Henüz taze bir paylaşım. Biz de bugün gün içinde paylaştık. Yaklaşık 20 gündür üzerinde çalıştığımız 5 alanda World's Best School Prize'da yani dünyanın en iyi okulları ödülünde şu anda biz adaylık sürecine başlamış olduk. 165 ülkede 200 binden fazla üyenin oylamalarıyla belirlenecek ve bu yüksek ödüllü kategorilerde biz de yer alıyoruz. Bu sürecinde paylaşımını yapmış olalım. Tabii biz bunları konuşurken bir şeyleri üretmek lazım. Hep yerli milli söylemimiz var. Bu noktada bizim ülkece işte yeni araba modellerinin, yeni üretimlerin ki burada aslında bazı ürün yerleştirmeleri de yapmamız lazım. Bir getir gerçeği şu an neredeyse girmediği büyük ülke kalmadı. Biliyorsunuz değerleme yoluyla yani pratik fikir, güçlü fikir ve fon alma modeliyle şu an ülkemizi yurt dışında çok iyi temsil ediyorlar. Biz de aslında yerli milli modelinde hibrit e-learn eğitim platformunu kurduk. Pandemi döneminde hayata geçti ve şu anda bu e-learn sistemi üstünden canlı ders hafta içi 2 gün öğrencilerimiz çıkışlarında eve gittiklerinde öğrenme yolculuklarına devam edebiliyorlar. Konferans, toplantı gibi birçok çalışmayı biz bu kendimize ait bu eğitim platformunda yapabiliyoruz. Benzerlerinden farkı bizim kurumumuza ait olması. Peki niye bu platformu şu an kullanmıyoruz? Bu bilgiyi de paylaşabiliriz. Şu an hem canlı dersler hem de yoğun bir şekilde diğer programlarımız var. Yine geliştirme aşamasında aynı anda tabii ki biz bu platformlara ev sahipliği yapabiliyoruz ama canlı derslerimize yüksek bir katılım olduğu için şu anda biz üniversitemizin İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hesabını tercih ettik ama ilerleyen süreçlerde tamamen kendi platformumuzdan bu tür dış etkinliklerine devam edeceğiz. Şimdi ben konuşmamızın ortasında bazı başarılardan bahsetmiştim. Böyle tabii şu an 100'den fazla sadece bu eğitim öğretim yılında bizim başarımız var ama şöyle modelleme açısından diğer lütfen kampüslerimiz ya da herhangi bir başarı gölgede kalsın istemeyiz. Biz sadece biraz sonra vereceğimiz örnekler için bu paylaşımları yapacağız. Yoksa her öğrencimizin başarısı ildeki dördüncülüğe kadar ya da onu deneyimlemesi bile bizler için çok büyük bir başarı. Tekrar bunun da altını çizmek isterim. Biz 2021 LGS'de iki tane büyük başarımız oldu LGS'de. Şampiyonlarımız vardı. Van ve Akhisar Eksen kampüslerimizden. Ben tabii bunu paylaşma sebebim şu. Bu iki öğrencimizin yıllardır neredeyse dirsek çürüterek velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, genel müdürlüğümüz bunların tamamının sarf ettiği yoğun bir çabayı düşünün. Bu çok değerli. Ama biz aynı başarıyı TÜBİTAK'ta da aslında isimlendirmek istiyoruz. Yani iki öğrencinin ya da daha da fazla olabilir LGS başarısıyla bizim için TÜBİTAK başarısı aynı. Burada da yine yeni güncel bir kız öğrencimiz Asmina da
Adıyaman kampüsümüzde bölge sergisine davet edildi TÜBİTAK'ta ortaokulda. Yine bir spor başarımız İrem Su öğrencimiz yine Türkiye şampiyonu oldu. Hem de karate'de örneğin. Tekrar etmek istiyorum. Yani yine TÜBİTAK'ta aylarını veriyor öğrencilerimiz. Yine İrem Su da muhtemelen yıllarını veriyor. Aslında bu üç kategori aynı. Hatta Diyarbakır kampüsümüzden deney yaptı. Gerçekten ilde bu arada birinci oldu kampüsümüz. En çok bölgede öğrenci buraya sarf eden kampüsümüz oldu. DeneYap Türkiye Teknoloji Takımı'nın yaptığı çalışmalarda, yarışmada 3 yıl boyunca bilişim teknoloji eğitimi almaya hak kazandı. Şu anda ekrandaki öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimiz de yine yıllarını verdiler. Teknolojiye, onun için bizim aslında diğer her öğrencimiz gibi eğer bu seminerde ben nacizane eğer bu duyguyu size geçirebildiysem kendimi başarılı saymış olacağım. Akademik, sosyal ve sportif bütün başarılar aslında aynı şey. Aynı kapıya çıkıyor. Bizim öğrencilere kendini gerçekleştirme başarısını hissettirmemiz lazım. Siz hangi meslekten olursanız olun bir şekilde bu mesleği yaptınız, yönlendirildiniz. Ama öğrencilerimizin gerçekten özellikle 5. sınıfta daha fazla ilgiye ve yönlendirilmeye ihtiyaçları var diyerek size söz vereyim Habib Hocam. Tam da yerine geldi yönlendirmeyle birlikte. Evet. Hazır gelmişken ben de aynen devam edeyim. Gerçekten de bu dönemde özellikle hep böyle ağzımızda ya işte hibrit birey, işte sürekli böyle zamana ayak uydurmaya çalışan, dünya vatandaşı olma özelliğini almaya çalışan öğrenciler aslında yetiştirmeye ve onları aslında yol arkadaşları eğitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani biraz önce söylemiştin ya hocam, inisiyatif almak, karar vermek, bu gerçekten çok önemli. Çünkü şu anda yaptığımız çalışmalara zaten değineceğiz ama gerçekten de onların sorgulamasını ama doğru bir şekilde sorgulamasını, tıpkı proje basamaklarını ilerler gibi bir süreç olarak aslında doğru soruları doğru zamanda sormayı, onların bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz ve yapıyoruz, devam ediyoruz yıllardır. Ve tabii ki dolayısıyla da karakterini geliştiren, tabii ki üniversiteye giden yolda akademik olarak da, sosyal duygusal olarak da aslında destek olmaya devam ediyoruz rehberlik bölümü olarak. Sonrasında nasıl devam ediyoruz aslında? Tabii ki okula hani özel okul olmanın özelliğinden dolayı öğrencimizin hangi durumda olduğunu, hangi öğrenim, hangi kazanımları alıp almadığını öğrenmek ve onlara destek olmak adına, öğretmenlerimizi bilgilendirmek adına tabii ki öğrencilerimizi tanıyarak başlıyoruz. Envanterlerimizi uyguluyoruz. Okula geldiğinde öğrencimiz, siz değerli velilerimizle birlikte. Ona göre zaten öğrencimizi tanıdıktan sonra, onlarla sohbet ettikten sonra özelliklerini, yeteneklerini, özellikle Erkan Hocam'ın ilgi alanı, yeteneklerini fark ettikten sonra, en azından yüzeysel bile olsa, hangi kazanımlar alıp almadığına baktıktan sonra da onlara destek olmak için bütün yıl boyunca aslında çalışmalarımıza başlamış oluyoruz. Sonrasında tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi, ister mentorluk deyin, ister danışmanlık, ister koçluk, ne olursa olsun, adı ne olursa olsun aslında aynı yere çıkıyor. Mentor öğretmenliğin özelliği şu, bizim ortaokuldan başlayan bir tabii ki mentorluk sistemimiz var. Burada tabii ki hem öğretmen öğrenciyi tanıyacak, hem veliyi tanıyacak, siz değerli velilerimizi tanıyor olacak. Çünkü paydaşlar olduğumuz için hepimiz rehber öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere dolayısıyla hepimizin birbirini çok iyi tanıyor olması gerekir. Hangi durumlarda neye nasıl reaksiyon verdiğimizi bilmeye ihtiyacımız var ki öğrencimizi gerçekten de bu tamamen tam öğrenmeyle aslında başlayan başarılarına süreç olarak devam etmek ve destek olmak adına zaten mentor öğretmenlik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sonrasında bununla alakalı aslında hep diyoruz ya işte inisiyatif alma, becerilerini geliştirme, sorgulama yeteneğini arttırma. Biz bunu Hegel buluşmalarıyla anaokulundan lise sona kadar aslında devam ettiriyoruz. Hegel buluşmalarında aslında münazara kültürünü devam ettiriyoruz belki ama rehberliği de katarak aslında içine burada sorgulamalarını, sorguladıktan sonra ortaya çıkan sonucun kendilerine ne gibi bir faydası olacağını ve arkadaşlarını sağlıklı bir şekilde, kaliteli bir şekilde dinlemesinin gerçekten önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Birçok çalışmamız oluyor. Her kademeye göre farklı konularımız oluyor. Sonrasında
başka bir projemiz BeTalks projesi. BeTalks projesi tabii ki aslında en öne çıkan projelerden bir tanesi kurumumuzda. Burada da öğrencilerimizi akademik başarılarının yanı sıra tabii ki kendi hayat başarılarını, yaşam hikayelerini, başarı hikayelerini performans olarak bize sergilemelerini istiyoruz. Tabii ki hem öğrenci arkadaşlarının karşısında hem de siz değerli velilerimizin karşısında kendi başarı hikayelerini anlatıyorlar. Ben 2,5 yaşında yüzmeyi öğrendim. İşte öğrendiğim anda şu hisse kapıldım. Aslında korktum ama şu anda hayatıma girdiği için yüzme merakı ve yeteneği çok mutluyum gibi gibi kendi başarı hikayelerini aslında paylaşıyorlar. Hem kendilerini doğru bir şekilde ifade etme yeteneklerini aslında geliştirmeye çalışıyorlar ki aynı oturumlar İngilizce olarak da devam ediyor. Yabancı Diller Koordinatörlüğü bünyesinde de yabancı ikinci yabancı dilde ya da İngilizce'de devam ediyor BeTalks oturumlarımız. Sonrasında felsefe kulübümüz var. Bu da aslında hak vereceksiniz. Şimdi 5. sınıf velisi olacaksınız bir sonraki sene ama gerçekten ya benim çocuğum okuduğunu anlamıyor. Bir türlü okuduğunu soruya dökemiyor ya da o paragrafı anlamıyor diyebilirsiniz. Şu an bile diyor olabilirsiniz. Burada gerçekten de felsefe kulübünde isminden de aslında anlaşıldığı gibi tamamen sorgulamaya ve öğrencilerin sorgulamadan sonra ortaya çıkarttıkları şeyleri değerlendirmeyle alakalı bir projemiz. Burada tabii ki ALES sorularından tutun da mesela görselde var Matrix filmine kadar aslında şimdi ne alakası var diyeceksiniz belki ama konumuzla bağlantılı mutlaka bir kısa film yorumlaması yapıyoruz. Sonrasında mutlaka bunları yazıya döküyoruz çünkü yaş ilerledikçe yazı yazma yeteneği biraz daha aslında körelmeye başlıyor. Çünkü sürekli kodlamayla vesaireyle uğraştığımız için artık çocuklar olarak. Dolayısıyla biz onlara aslında yazı yazdırmayı da tazelemeye çalışıyoruz. Birçok aslında hani duyduğunuz üzere birçok kazanımı, birçok beceriyi aslında onlara aktarmaya çalışıyoruz. Onların gelişmesini sağlıyoruz. Sonrasında da işte karar almadan vesaireden bahsetmiştik. Tam veli bilgilendirme bültenlerimiz var. Her ay hatta bu ayda bir önceki ayda rezilyanstan bahsetmiştim aslında. Hani kriz durumunda kriz durumuyla baş edebilme aslında becerisi. Dolayısıyla bununla alakalı yani birçok her ay mutlaka her kademede farklı farklı konuları işliyoruz. O an o ay hangi şey değerliyse, hangi şey okulda işlendiyse ya da velilerimizden, öğretmenlerimizden hangi durumlar bize geliyorsa genel müdürlüğe onun üzerine yoğunlaşıp onunla alakalı genel bir bülten yayınlıyoruz. Her kademeye ayrı olmak üzere. Benim anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Ben de not kısmını aslında vurgu yapmak istiyorum son olarak. Bu okul öncesinden ilkokula kadar bildiğiniz gibi değerli veliler bu not hiçbir öneme sahip değil. Yani orada beceri ve portfolyo önemli. Yani not sonuçta kayıtlara da geçse LGS formatında ulusal bir sınava etkisi yok. Evet düşük alması veli ve öğretmen nazarında belki dikkat çekicidir ama diğer sınavda yükseltme ihtimali güçlüdür. Ama 5. sınıf itibariyle burası çok değerli. Artık 8. sınıf LGS'de aritmetik diploma notları alındığı için notun da artık size bir katkısı olacak. Aynı şeye yarın da biz yine 9'larda bahsedeceğiz. Aslında bu açıdan da bakmamız gerekir. Evet, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz geçirmeli 4'e kadar. Belki oyunla oynamalı, akranlarıyla iletişimi güçlü olmalı, düzgün bir Türkçe kullanmalı, akademik branşları güçlü olmalı, mümkünse spor, sanatla uğraşmalı ama 5'e geldiğinde artık bunların yanına bir de disiplin eklenmeli. Çünkü artık o hani nasıl başlarsa öyle gider dedik ya, o disiplin böyle hamur gibi düşünün. Gerçekten biraz yoğrulmaya ihtiyaçları var. Gerçekten bu desteği öğrencilerden de esirgemeyeceğinizin farkındayız. Biz böyle sohbet eşliğinde bir sunum aslında, sunum eşliğinde paylaşımlarda bulunduk. Umarız katıldığınızda değmiştir ama bir güzel bir seminer olduğunu tahmin ediyoruz. Habib Hocam sizden de son bir katkı alıp sonrasında kapatalım. Gerçekten de hep böyle şeyi fark ettim hocam söylediğinde ilk başta. Gerçekten de pandemi gerçeğini artık daha az
yansıtıyoruz. Evet. Mesela konuşmamızda üçüncü pandemi konuşması. Yani evet, daha öncesinde oldu. 5 dakikada bir oluyordu. Artık biraz daha azaldı. Gerçekten de bunun insan psikolojisine çok fazla etkisi var. Her şey gibi. Bununla da baş ediyoruz. Bununla da baş ettik. Tabii ki rezilyans dediğimiz aslında beceri hepimiz için geçerli. Sadece çocuklar için değil. Bunu güçlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü dünyada artık bu becerileri gerçekten de atlattığınızda ve bu beceriyi kazandığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Akademi bir şekilde olur. Hep öğrencilere aynı şeyi söylüyorum. Akademi bir şekilde olur. Kitaptan okursun, videodan izlersin, öğretmenden dinlersin. Ama gerçekten de karakterli, kaliteli bir insan olmak gerçekten de kendi becerilerini geliştirmekten geçer. Siz değerli velilerimizin de zaten en büyük destekçisi. Biz genel müdürlükteki koordinatörler, okul müdürlerimiz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz hepimiz sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz gerçekten. Hangi okulda, hangi kurumda olursa olsun hiç önemli değil. Çünkü dediği gibi Erkan Hocam'ın hakikaten sevmeden yapılacak bir iş asla değil. Hele rehberlik asla değil. O yüzden de hepimiz işimizi, öğretmenler olarak hepimiz işimizi severek yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. O yüzden becerilerimizi geliştirmeye yönelik her şeyi yapabiliriz. Göz güvenini geliştirmeye yönelik her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz çocuklarımıza. Değerli paylaşımlar için teşekkürler. Ben de potansiyel ve yetenek üstüne yaptığımız hatırlatmaları tekrar paylaşmak isterim. Bu noktada bizim kısacası 5. sınıf öğrencilerimize bir ilgi alanlarını keşfettirici alanlar oluşturup özel okula eğer öğrencinizi teslim ettiyseniz ki devlet okuluna göre daha yoğun bir İngilizce programı olduğu için onu takip edip ki dil zaten bu yaşta öğrenilir. Ben de hazırlıkta İngilizce görme şansım oldu. Neredeyse şu an bizim hazırlığımız kadar öğrenciler Türkiye'de 5. sınıfta İngilizce görüyorlar. Ona maruz bırakmamız lazım. Konuşmalı, dinlemeli, işte özellikle müzikle, filmle, çevirisiz özellikle yine bir ürün yerleştirme Netflix gerçeği var Türkiye'de. Yani o zaman altyazısız izlesin. Eğer bir müzik dinliyorsa evet Türkçe de dinlesin ama yabancı da dinlesin. Hani bizim özellikle 5. sınıfta benim burada 3 tane önerim var. Yabancı dile yatkınlığını geliştirecek çalışmalar, spor ve sanat için tam zamanı, geç kalmadık bu yaş grubunda. Çünkü başarı hikayelerine baktığımızda 3'ten geliyor çocuklar ama 5'te bunun için çok geç değil. Ve bir de disiplin. Öğrenci o ders çalışma alışkanlığını 5'te elde ederse yolu açıktır. Ben tüm velilerimize bu değerli zamanlarını ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Bizim için de keyifli bir seminer oldu. Dün 1. sınıf velisi olmak seminerimiz vardı. Bugün 5. sınıfı böylelikle bitiriyoruz. Yarın da yine 8'de 9. sınıf şu anda kayıtlar açık web site üstümüzde. Yine çevrenizde, yine sizlerde belki merak eden velilerimiz vardır. Katılırsanız memnun oluruz. Tüm öğrencilerin yolları açık olsun. Vatana, millete de hayırlı olsun. Yine bu tabir de mesela dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Çünkü öncelikle gerçekten ama çok önemli. Çünkü önce hayırlı olması gerekir. Belki de yanlış, belki de doğru, belki biz baskı yapıyoruzdur. Onun için sağlıklı, huzurlu, başarılı ve hayırlı bir evlat olma yönünde zaten hepimizin gayretleri var. Tekrar bir başka seminerde görüşmek üzere. İstanbul'dan tüm katılımcılara selamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar.